Günaydın. Kar yağışıyla günaydın bu sabah. Lapa lapa kar yağıyor. Allah'ım şükürler olsun. Bu yılın karını da gördük. Çok şükür. Çok harika. Kızımı geçirdim. İşe kahvaltısını ettirdim. Saat 6:30. Ay, bereket olsun inşallah ülkemize. Şimdi oğlumla birlikte biz kahvaltı edeceğiz. Kızım kahvaltısını etti. Gitti. Ben kendime azıcık bugün halıma koyacağım. Bu soğuk havada güzel gider. Oğlum içmeyecek. Çay içmez. Ne siyah çay içer. Ne de ama çok nadir. Şimdi bakalım bununla. Hemen. Şurada koyayım taşarsa. Fırını önceden koymuştum. Üzerini açık bırakayım da kaynamaya başladığını göreyim. Kendime bir yumurta koydum. Haşlıyorum. Oğlum yumurta da yemeyecekmiş. Yemeyeceksin anneciğim dedim. Ekmek kızartacağım dedi. Kızartma makinesini çıkarayım. Ekmek kızartacağım dedi. Ekmek dilimlerim. En iyi sevdiğim işte. Salça alayım. Hemen kavanozuna çayımı şöyle bir bitti diğeri. Domates doğrarım. Şahacımış. Harika. Hemen bunu alayım burada. Yumurta kaynamaya başlıyor. Hemen alarmımı sorayım. Bal mı ister, pekmez mi ister? Tahin pekmez mi çıkarsam sorayım. Ne isterse. Azıcık buraya salçamızdan kızarmış ekmekle ne güzel oluyor. Şimdi alarmımı da kurayım. Bu fırının saatini de ayarlamak lazım. Elektrik kesildikçe saat değişiyor. Ben şimdi domateslerimi doğrayayım. Poyla çıkarayım. İsteyen poyla yer, isteyen salçayla yer, isteyen domatesle yer. Nasıl istersek. Ben domatesimi doğrayayım. Ondan sonra yumurtamı soyarım. Bir güzel kahvaltımızı ederiz. Sonra bakarız bakalım bugün neler olacak. Kar yağışı dindi biraz şu aralar. Müge başlıyor. Hemen Müge Anlı'nın karşısına oturup kahvaltımızı ederiz. Sonra da oğlumun canlı dersleri başlar. O dersine ben işime. Ha, bu arada bir de şey yaptım. Beyazları attım makineye. Şöyle.
için hemen böyle de bir tavuklu patates yemeği yapmak istedim. Buzluktan çıkardım iki göğüs. Soğan biraz kavruldu. Hemen tavuğu da, doğradığım tavuğu da içine katacağım. Şöyle bir onlar da dönsün. Sonra da patatesini katacağım. Şimdi ben salçayı katacağım. Patatesleri çok kavurmayacağım. Hemen böyle bir döndüreceğim salçası kavrulduktan sonra. Böyle daha bir çiğdenmiş gibi olsun istiyorum. Şimdi salça da biraz kavrulsun. Sonra patatesleri bir kırmızı biber bir de yeşil biber doğruyorum şimdi. Ondan sonra onu da katarız. İşte size toplu bir patates yemeği diye yola çıktık. Sebzeli oldu. Biberli patatesli olacak. Güzel olur. Yanına makarna ya da pilav bir şey yaparız. Salçamlı tavuğum çok güzel kavruldu. Hemen iki tane patatesimi katıyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Doğradığım bir kırmızı biberli yeşil biberi, biraz tuz, biraz karabiber. Karıştırıp şöyle de kendi içine hemen suyunu veriyorum. Patates yemeği bilmeyen var mıdır? Yoktur. Ya arkadaşlar, şöyle sizi bir kaldırayım ben. Şöyle. Şimdi suyunu veriyorum ve yemeğinin pişmesini bekliyorum. Karıştırayım bakalım nasıl su miktarı. Evet. Tamam. Çok az daha su koyabilirim. Tamam, kafidir. Şimdi patatesleri pişene kadar 20 dakika, 25 dakika daha hazır. İyice kaynamaya başlasın, kısığa alacağım. Yemeğimi indirirken de üzerine bir güzel kekik ovalayacağım. Serpeceğim. Şimdi ben hemen burada çıkan bulaşıklarımı toparlayayım. Onlar da aradan kalksın. Ondan sonra bakalım işlerimize. Toplarken aklıma ne geldi, ben sarımsak ilave etmeyi unuttum. Ya hemen 3 diş sarımsağı şöyle içini minik minik doğruyorum. Bu da ona lezzet katacak. Böyle hemen hemen her yemeğe ben 1-2 diş sarımsak katarım. Muhakkak hepiniz katarsınız. Şöyle tamam. Sarımsağımızı da kattık. Hemen şöyle bir karıştırayım. Tamamdır. Kapağını kapatayım. Yemeğimiz pişti. Yemeğim pişti.
Çamaşırlar da çıktı. Onları da hemen bir astım. Bu arada hemen böyle pilav makarna yerine de börek yapmaya karar verdim. Hemen un, su, tuzla yoğurdum hamur. 20 eşit bezeye ayırmaya çalıştım böyle. İki kat olarak onar onar ayırdım. Aralarına yağ sürerek elle açtım. Arasına da ben iç harç olarak şey koydum. Soğanla kıyma kavurdum. Kıymalı bir harç. Onu koydum. Böyle afiyet olsun. Çok uzun sürecekti. O yüzden böyle hemen pişmiş halini göstereyim dedim size. Afiyetli yemek nasip olsun inşallah akşama. Oturdum kar yağarken bir güzel çamaşırları astıktan sonra karı izledim. Aldım bir fincan ıhlamur. Attım içine limonumu. Bol limonlu izledim. Şimdi güneş açtı. Kar durdu. Kar yağmıyor. Öyle otururken ben bakarken işte tam müge bittikten sonra böyle bir keyif yapayım dedim. Yemeğimi oturttum yemeğimi pişerken. Kızım aradı. Çok güzel mutlu olacağım bir haber verdi bana. Ondan sonra böyle oturdum içim içime sığmadan dedim bir yaş pasta mı yapsam kutlamak için. Yok dedim. Sonra pasta yakında oğlumun doğum günü geliyor. Pasta yiyeceğiz muhakkak. Arka arkaya olmasın dedim. Alışverişte bir paket Kemal Paşa ile peynir tatlısı almıştık ya. Dedim peynir tatlısını yapayım hadi böyle ağzımız tatlansın. Ondan sonra börek var işte şey var. Öyle peynir tatlısı yapmaya kalktım. Bakalım. Aldım hemen erzak dolabından peynir tatlımı. Onu yapalım. Ben yapayım. Siz de bana bakın işte. Hemen ben makasımı da alayım çünkü keseceğim paketi. Tenceremi ocağa koyayım. Hemen bu kaynasın burada. Nasıl uykum geldi. Erken kalkıyorum ya şimdi. 5.30'da kalktım. Uykum var. Gece yine geçti yattığımda. 1 filan da sanırım. Hemen böyle bir yattım kalktım bu tatlıyı yapayım. Böyle kızım gelene kadar 1-2 saat yatayım. İstirahat edeyim. Biraz dinleneyim. Şimdi önce şekerimi koyayım. Ne kadar koyayım? Şimdi pakette 5 bardak diyor. Ben yarısını ay, 3 bardak 3,5 bardak koyabilirim. 1 2 3 mu olsun 3,5 mu? Ne dersiniz? Keşke sizin seslerinizi duyabilsem. 3,5 yapayım ya. Biraz tatlı olabilir ama. 3,5. Şimdi bu tamamdır. Şekerimizi kaldırıyoruz. Hemen ben şekerimi de yerine koyayım. Şimdi aynı şekilde 5 bardak su demiş. Aynı bardakla hemen suyunu da koyayım. 1 2 3 suyumuz da tamam. Şöyle bir kenara koyayım. Şimdi kapağını kapatayım tenceremi. Kaynamaya yakınken, kaynamaya yüz tuttuğunda hemen tatlımızı koyacağız bakalım. Bu Kemal Paşa değil, peynir tatlısı. Önce şekerpare mi yapsam diye düşündüm ama şimdi dedim evde şey var. Bayatlamadan peynir tatlılarını yapayım. Neredeyse kaynayacak, kaynamadan elma da şöyle koyayım elmamı. Peynir tatlılarını hemen. Hadi bakalım inşallah.
Şamlı güzel olur. Peynir tatlısı kaç yıldır yapmıyorum. Kemal Paşa'yı yapıyoruz da. Şöyle kaşığımı da koyayım. Şimdi ben tencerimi hafif göze alayım küçüğe. Kısık ateşte kaynaması lazım. İşte böyle tatlım burada 5-10 dakikaya hazır olur. Tatlım hazır. Hemen böyle bir borcamın içine aktaracağım. Ondan sonra da soğumaya bırakacağım. Saat 2.30 falan oldu. Camları. Şimdi ben bir tane daha kaşık alayım şuradan. Alması zorun parçalanmasınlar. Şerbeti bayağı fazla geldi. Suyunu da kısabilirmişim aslında. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen bu çektiğim bloğu editleyeceğim. Ondan sonra yüklemeye bırakacağım. İnşallah bu akşam yüklenmiş olur. Yüklendiği gibi de yayınlarım. Ve siz izlersiniz. İnşallah bir aksilik olmazsa. Aksilik olursa yarın izlersiniz. Şimdi bugün Cuma. Hepinizin, tüm Müslüman aleminin Cuma'sını Allah mübarek eylesin inşallah. Güzel cumalarımız, mutlu cumalarımız olsun inşallah. Editlerim, yüklerim. Ondan sonra da şöyle bir 2 saat kadar kızım işten gelene kadar istirahat etmeye çalışacağım. Dinleneyim. Çok yorgun hissediyorum kendimi uykusuz. Ondan sonra bir tanesi sığmayacak sanırım tatlımı. Üzerine koyarım. Olmadı. Ne yapalım? Şöyle. Bu da böyle belki sığdırırız. Evet. Sıkıştırırız. Şöyle. Hafta sonu pazar günü lapa lapa kar yağması bekleniyormuş. En şiddetli yağış. Pazar günü olacakmış. Şunu da böyle kenara koyayım. Tamam. Bu kalan şerbeti de üzerine dökeceğim. Çeker mi bilmiyorum. Çekmezse de değerlendiririm ben. Şerbeti bir şeyler yaparak başka tatlılarda değerlendiriyorum. Şimdi böyle. Evet, tatlımız hazır. Peynir tatlımız. Onu böyle bir kenara kaldıracağım. İlk sıcağı çıktıktan sonra da örteceğim üzerine. Artık ceviz. Bazen çok koyu krem şanti yapıyorum. Krem şantiyle de çok güzel oluyor. Hindistan cevizi konabilir. Fındık, fıstık. Neyiniz varsa. Hiçbir şeyiniz yok. Böyle de çok güzel. Şart değil. Şöyle kenara çekeceğim. Böyle ilk sıcağı çıkana kadar bekleyeceğim. Güzel haberi de tatlıyla kutlayacağız. Tavuklu patatesli yemeğim hazır. Kıymalı böreğim hazır. Böreği erkenden yaptım ama ısıtıvereceğim sonra. Sabahtan işim bitsin dedim. Evet. Bugün de sizi mutfağımda ağırladım. Çok şükür. Evimde ağırladım. Hepinize çok mutlu hafta sonları diliyorum. Bir başka vlogda tekrar görüşene kadar size mutlu, huzurlu ve sağlıklı hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.